Ben ülkemi bırakmam çünkü babamın toprağı var burada. Başvurmadım ama düşündüm. Gelecek kaygısı diye düşünüyorum. Ya niye burada iş yok muymuş ki? İşsizlik ve yoksulluk karşısında vatandaşların umudu yurt dışına gitmeye bağlandı. Son 2 yılda Türkiye'de internet üzerinden aranan en fazla kelime yurt dışı iş ilanları oldu. Biz de bugün Kahramanmaraşlı vatandaşlara bu yönteme hiç başvurdunuz mu diye soracağız. Bakalım vatandaşların cevapları ne yönde olacak? Ben başvurmadım ona. Tabii ki para kazanmak için. Geçim kaynakları orada daha rahat olabilir. Burada biraz daha sıkıntılı olabilir. Şartlar farklı. O konudan dolayı gitmek istiyorlar. Gençlerin iş önünü açmıyor ki abla, böyle olmaz yani. İş önüne gelen yurt dışına kaçmak istiyor. Yok, ben ülkemi bırakmam çünkü babamın toprağı var burada. Öyle bir tercihimiz yok, olmadı, öyle bir şey yapmadık biz de. Yani niye, burada iş yok muymuş ki? Yok yok, kesinlikle hayır yok. Memleketimizde de iş var, sıkıntı yok. Hiçbir fikrim yok, bilmiyorum. Buradaki enflasyon yüksekliği sanırım en büyük sebeplerden birisi. Evet, bir ara merak ettim ama ben, hatta bu sene. Ya insanlar bence hayat şartlarının kötü olmasından dolayı şahide yani Türkiye'de. Yani bir de haksız rekabet olduğunu düşünüyorum ben. Hem devlet genelinde hem de özel sektörde. Şey var yani, illa usulsüzlükler falan var yani. Başvurmadım ama düşündüm. Çünkü ben mühendisi istiyorum mesela. Şu an üniversite sınavına hazırlanıyorum. Sınavdan sonra herhangi bir üniversiteye gitsem bile burada iş imkanı yok. İstediğim bölümle ilgili. Bu yüzden insanlar mecburen yurt dışı hayali kuruyor. O yüzden oradaki iş ilanlarına bakıyorlar. Düşünüyorum aslında, birçok genç gibi ben de düşünüyorum. Başvurma sebeplerinden biri ülkemizin ekonomi açısından kötü olması ve alım gücünün düşük olması diye düşünüyorum. Bunun temel sebebi bence gelecek kaygısı diye düşünüyorum. Benim de 3-4 tane çocuklarım var, üniversite bitirmiş. Hep o hayalleri var. Dışarı gideceğiz, Türkiye'de şey yok, iş yok. Ha benim şu andan bir mimar oğlum evde, kızım jeoloji mühendisi. 5'i de üniversite bitirdi, hiçbir tanesini atamadı, bir şey yapmadı. Şimdiki gençlerin bir sıkıntıları var. İş bulma, paramız zaten ortada.